الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله سبحانه وتعالى يبيض أدمغت الله حمد سنة الله رسول أيغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم يصلى وسلم على رسول أنا شو مسجد يا أزار دان يا خندان خدم بخير تشريف بيرين مؤمن مسلمان أولا حاجب والله جماعة خوشني قرنداش محلة mehmonlar, Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni bosib kelgan qadamlarimizga savoblar, ajr azimlar yozsin. Bu joydan qaytganimizdan keyin namozlari qabul bo'lgan, diniy ozuqani olib qaytgan insonlarni qatorida bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi va zarul bay'a ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Ey iymon keltirganlar, agar juma kunida namozga nido qilinib chaqiriladigan bo'lsanglar, fas'au ila zikrillah, Alloh subhanahu va taoloning zikriga shoshilinglar, boringlar deb Alloh taolo buyuryapti juma surasida. Va zarul bay', savdo sotig'ini oldi berdini tijoratni qo'yinglar deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: "Aksiru alayya min salatikum", menga salovat aytishlikni ko'paytiringlar. "Fa innahu man sallaa alayya salatan sallallohu biha ashran", kim menga bir marotaba salovat aytadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunga 10 marotaba duolar bilan qaytaradi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Balkim biz kelgunimizcha domlamiz bugungi mavzuni aytib tushuntirgandir. Bugungi mavzuyimiz ana muftiyatimiz tarafidan beriladi, bilasizlar. Sunnatga bekim qarmanu, dindagi asha chapqandiq, bid'atni yomonligi, sunnatni mahkam ushlashlik haqida. Hamda dinda insonlarni chegarasidan chiqib ketishlik degan mavzuga. Sunnatni mahkam ushlagan insonning o'zi sunnatni mahkam ushlagan insonning o'zi hech qachon bid'at qilmaydi. Chunki sunnat bilan bid'at bir idishda turmaydi. Qaysi o'rinda sunnat bor, mana shu o'rinda bid'at yo'q. Qaysi makonda, qaysi joyda bid'at bor, mana shu joyda sunnat yo'q. Mana shuni ichida choy bor. Issiq choy bunga boshqa narsa sig'maydi. Bunga qum solaman desangiz, yo shunga o'xshagan bir narsa solaman desangiz, choyni to'kib o'sha narsani solish kerak bo'ladi. Insonning qalbi ham xuddi shunday birodarlar. Bu qalbga yoki sunnat sig'adi yoki bid'at sig'adi. Ana undan keyingi jamoatlarni qilayotgan ishlarini, aytayotgan so'zlarini, hatto harakatlarini ko'ring. Bid'atdagi inson o'zi bid'atini himoya qilish darajasiga borib, mana shu bid'atni ustida dunyodan o'tib ketadi. Hattoki ulamolarimiz aytadi, bid'atchiga tavba yo'q. Zinokorga tavba bor, aroqxo'rga tavba bor va yana kim qanday gunoh qiladigan bo'lsa, o'sha inson tavba qilsa tavba bor. Ammo bid'atchiga tavba yo'q. Nima sababdan? Nima sabab bo'ldiki, bid'atchiga tavba yo'q desa, ayniqsa bizni mazhabimiz, mana biz Imom Azam Abu Hanifa mazhabimizdamiz deb aytyapmiz ko'p o'rinlarda, xuddi shunday o'zi. Bizni Imom Abu Hanifani tarixda biror inson bid'atchi demagan, birinchi masala. Ikkinchisi, Imom Abu Hanifa bid'atga eng qarshi inson bo'lgan. Nima uchun bid'atchiga tavba yo'q degan savol tug'ilsa, bid'atchi mana shu bid'atni haq deb o'tib ketganligi uchun tavba yo'q. Chunki u tavba qilishni niyat ham qilmaydi, o'ylab ham ko'rmaydi. Sunnat bilan bid'at. Hurmatli jamoat, biz o'shani yaxshi bilib olaylik. Sunnat ikkinchisi bid'at. Kim sunnatda mahkam tursa, bid'atga yo'l bermaydi.
Kim bid'atda turadigan bo'lsa, sunnatni qabul qilmaydi. Xo'p, sunnat degani nima degani degan savol tug'iladi bizda. Sunnat o'zi nima degani? Ma ma'na sunnati lug'atan va shar'an deb kitoblarda savol berdi. Sunnat so'zining lug'aviy ma'nosi nima? Shariatimizdagi ma'nosi nima? Mana hozir ba'zan insonlardan so'rasangiz, aytadi, sunnatga muvofiq deydi. Ya'ni sunnatga to'g'rilab qilyapmiz degan ma'no. Mana shu sunnat nima degan ekin? Sunnatni rangi qanday ekin? Uni ta'mi bormikin? Ko'rinishi bormikin? Hidi bormikin? Shakli shamoyili qanday ekin degan savolni berishligimiz kerak. Sunnatni fiqh ulamolari o'zlari alohida tushuntirishadi. Aqida ulamolari o'zlari alohida tushuntirishadi. Va yana boshqa ulamolar har xil ma'noda tushuntirishadi. Umumiy va qisqa elga jalbaq til bilan elga tushuntiradigan bo'lsangiz, sunnat degani ma kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni yashovi sunnat. Qanday qilib taom yegan, qanday qilib kiyim kiygan, qanday qilib to'y qilgan, qanday qilib qo'shnichilik qilgan, qanday ota bo'ldi, qanday er bo'ldi, shuni o'rniga yana hamma o'rinlarni qo'ying. Qanday boshchi bo'ldi, qanday do'st bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yashashligi, yashovi, hayoti sunnat degan. Min al-aqvali wal-af'ali wat-taqriri deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning aytgan so'zlari sunnat. Masalan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Bilamizmi hadis? Bitta hadis aytib bera olamizmi? O'ylab ko'rlar, aytmaylar mayli. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytibdilar. Va mana shu sahih hadis ekan deb isbotlash darajasida o'zi bu emi kechirasizlar jamoat, o'shunday so'rovni berishdi o'zi uyatda musulmonlargacha. Bitta hadis bilasizmi deb so'rash uyat. 45 ga kiruvdingiz, bitta hadis bilasizmi deyishlik o'zi uyat. Emi biz sunnatdan uzoq bo'lganimizdan shunday ahvolda qoldik xolos. Bitta hadis aytib bera olmaydi ko'pchilik. Bir dona hadis. Abu Hurayradan rivoyat qilingan ekan, Imom Buxoriy aytgan ekan deb bir hadis ayta olmay qoldik. Samovarda 2,5 soat gapirsak ham. Va yana boshqa qaysi o'rinlarda nimalar desak ham. Ana sunnatni mana shu o'rinda qadrini bilasiz. Biz aytyapmiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ummatimiz deb. Ammo hadisga kelganda ayta olmaymiz. Yo, endi uni domlalar vazifasi emas. Bu hammaning vazifasi. Hammamiz bilishimiz kerak bo'lgan narsa. Masalan, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qavli sunnatlari Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim deb zikr aytsanglar degan hadis. Va yana shunga o'xshagan hadislar. Ana u qavli aytilayotgan sunnat degan. Fe'li sunnatlari, harakatlari ko'rsatib bergan narsalarichi desa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning namozlari, tahoratlari, tayammumlari, hajlari, birga yurgan safarlari, kiygan kiyimlari ko'rsatib berganlarning hammasi fe'li sunnat deyiladi. Ko'rsatib bergan amallari fe'li sunnat deyiladi. Taqriri iqror bo'lgan sunnatlarichi desa, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror bir ish bo'layotgan bo'lsalar, shu ishni qilmadilar, ammo iqror bo'ldilar, qaytarmadilar. Masalan, zobbun degan narsa arablarda yashaydigan bir hayvon, ana shuni olib kelib pishirib yeb turishgan paytda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ana uni yeyishlikdan qaytarmadilar ham, o'zlari qo'shilib ham yemadilar. Ana u sunnat deyiladi. Qavli va fe'li va taqriri, aytgan so'zlari, qilgan ishlari, iqror bo'lgan narsalarni hammasi sunnat deyiladi. Bomdod namozidan so'ng Irbod ibn Sariy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Bomdod namozi o'qilingandan so'ng
وَعَظَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge şunday hem güzel ve korkunçlik her bir mavzunu özünü içine ogen bir hadisini eğitip verdiler. مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ni bana bu eğitken davetlerden insanlarını kalpleri boşap gitti dediler. Ve insanlarını közlerge yaş geldi deyip eğitir bu ayet kılını yaptı. İrbad İbni Sariye'den sahih hadis. فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Biz eğittik. Ey Allah Teala'nın elçisi اَوْصِنَا كَأَنَّهَا مَوْعِذَةِ مَوَدَّعِينَ مُوَدِّعِينَ Huddi ki siz bizge hayırlaşıyatkan, vıdalaşıyatkan adamını meselesini eğitkendeyi mesele kıldınız. Vıdalaşıyatkendeyi, hayırlaşıyatkendeyi söngi mavize, söngi hutbadayı yapıyapsız. اَوْصِنَا Bizge vasiyet kılmaysız mı? Nasihat kılmaysız mı? Diye sahabalar soruştu. قَالَ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Aleykum bi sünneti ve sünneti li hulefâir râşidîn el mehdiyyîn addu aleyhâ bin nevâcidîn len tadillu ba'din. Men sizler yıkıladığım nasihatim aleykum bi sünneti meni sünnetimle mehkem üşleyinler dedi. Bekem karmakla dedi. Meni sünnetimle bekem karmakla dedi. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِي۪ينَ Menden keyingi keledigan halifelerini, Raşid degeni doğru yoldaki halifeler, Abu Bakir, Umar, Osman, Ali, ana Cuma hutbasıdayım, aytemiz daim. Ana onların sünnetini hem mahkem üşlenler dediler. Devamı da, عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ Şünçelik mahkem üşlenler ki, ağzık çişlerin bilen mahkem çişlenler dediler. عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِد۪ينَ الْمَهْدِي۪ينَ Meni sünnetimle ve meni doğru yoldan adaşmaydıgan Abu Bakir, Umar, Osman, Ali de insanların sünnetlerini mahkem üşlenler. Balta vaydımez, teşe vaydımez, falancı han demez, falancı can demez, mahalledeki hatırlar demez, hiç kanda ilim yollar demez. Resulullah'ın sünnetini, sahabe tabi'inlerini, ulemalarını, Halancının aklı yıkayanlar senemez. Keyfiyetine doğru yıkayanlar senemez. O fikri de şu doğru deyip tapkayanlar senemez. Sünnetiydi yaptılar. Sünnetin üşeylerdi yaptılar. Mezgillerde, yıllarda uvatası. Bir ayallar çıkıp davet kılı yaptı buradalar. Ayallar çıkıp davet kılı yaptı. Kanda çüşündür ki hayran kalırsan bu cemaat gelindi. Hem de ip yok. Bazı bir adamların için eğitemiz. Yaş kette adamlar. Akıl idrakli namaz okuyduken, satır avretini bekitip yürüdüken adamlar. Nimeymiş peygamberimiz buranın çüşüye kirgenmiş. Ha buranın çüşüye kirip bana o Kur'an kitabını açsan o şücayda beni kibri gibi vardı bir etkenmiş. Şimdi onu bana o stekendeki çayda salıp ben içeyim kireyken düzelip kalmana geldim. Bu ne dediğin söz? O şeyler ayarlarla etse bulmaydım senin avazını zahla bütün dünyaya özünün avazını reklama kımadı. Ayarlı yapırken acepten oldum. Onge işengen erkeklerini körüp bir yolu ayaldan aceplenmeye kaldım. Kanda akıl, kaysa akıl, kaysa idrak bilen işemez. Bana şu sünnet yolu giden şular. Siz bilen benim sünnetten uzağlıgımızdan cüde adlı elementar küçük bugün meseleni bilmeyapmış. Bir hatın kişi telefonunu alıp Kur'an'dan çıkıp deymiş, düşülerge kirip deymiş dese biz bana şunları sana tasdıklıp oturupmış. Birbirlerimizge suret video kılıp cönetip oturupmış. Bu ne degen söz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem falancı pıslancı mez. Aleykum bi sünneti. Meni sünnetim. Ve sünneti l-hulefâ-i râşidîn. El-mehdiyyîn. Minden ki yenge keledigan Ebu Bakir, Umar, Osman, Ali'lerini sünnetlerini mehkem üşleyinler. Addu aleyhâ bin nevâcizi. Bana bu azık kişilerin bilen mehkem üşleyinler. De Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özleri Bamdat namazdan keyingi uzak mavizeden sonra bana şu mavizeni, meselenin nihayesi bana şu deyip ayet yaptılar. Bid'at. Bazı orunda çıraylı görünedigen, bazı bir insanlar bana şu zor iken deyip kılsalar hem bid'at, bid'atli geçe kalan. Ben keçe bana şu cahide çubak hacılamak yedim, mesele kıldı köpekler bu arada değiller. Bu kişiye savol verişipti.
Yangi yil kechasi, yangi yil kechasi. Ba'zi bir odamlar Alloh taologa gunoh qilyapti, ko'pchilik. Endi biz ham to'planib olib, ko'pchilik masjidda o'tirib savob qilsak nima bo'ladi degan so'z. Xuddiki tarozining pallasi egilib qolgandek. Aytaylik 3000 ta odam aroq ichib, yana bir narsalar bilan mashg'ul bo'lsa, yana bir 2000 ta odam yig'ilsak-da mana shunday katta masjidga so'ng ruku qilib, sajda qilib Alloh taolodan Xudoyim bizni kechir, endi ular gunoh qilyapti, biz mana savob qilib turib, biz bu yerga to'g'rilanib ketadi desa bo'ladimi deb savol beryapti. Ana u dedi, ana shu yangi yil kutayotganlardan ham ko'proq gunohga qolasan shunday qilsang dedi. Bu bid'atni yomonligini tushunib olinglar. İçiyatkallardan ham, çekiyatkallardan ham, o'sha yerda fisqi fasad qilayotgandan ko'ra İslom dinida yangilikni o'ylab topgan odamni gunohi ko'proq bo'ladi. Man sanna fil islami sunnatan hasana. Teskarisi man ahdasa fi amrina hada. Kim İslomda yaxshilik yo'liga yetaklaydigan bo'lsa, boshqa insonlarning savoblari ham bu insonga kelib turadi. Kim insonlarga bizni dinimizda deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Man ahdasa fi amrina hada. Bizni dinimizda yangi narsalarni o'ylab topib, odamlarga mana shu din ekan deb tushuntiradigan bo'lsa, ma laysa minhu fa huwa raddun. O'ziga qaytarib beriladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari. Boshqa hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mutawatir bo'lgan hadislar bor. Dinda yangilik kirgizishlik yo'q. Min kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qaysi inson dinda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar mutawatir hadis. Mutawatir degani sahih hadislarning eng kuchli degani. Qaysi inson meni nomimdan ana o gapni Rasululloh aytdi deb sallallohu alayhi vasallam gapiradigan bo'lsa dunyodan ko'rib do'zaxdagi manzilini ko'rib olsin dedilar adres. Qaysi inson Rasululloh mana bunday dedilar deb aytsa yo'q narsani. Mana shu dunyodan turib oxiratdagi manzilini do'zaxdagi manzilini ko'rib olibdi, ko'rib olsin. Uchinchi ma'nosi tayyorgarligini ko'rsin dedilar. Qanchalik insonlarga aslida birodarlar sunnat eng oson va yengil narsa. Bizning temamiz 3-chi bo'limi osha chapqandiq dedi. Dinda tajovuz qilishlik, dinda chegarasini chiqishlik degan joyini ham aytdik. Dinda o'rtachalik degan yo'l bor. Ziyoda ham qilinmaydi oshiqchasi bilan, kamaytirib ham qo'yilmaydi ozginasi bilan. Ka'bani tavof qilayotgan inson 6, 5, 4 marotaba tavof qilishligi mumkin emas. Ka'bani tavof qilayotgan inson 8, 9, 10 marotaba tavof qilishligi ham mumkin emas. Nimaga? Bizning shariatimiz 7 degan raqamni ko'rsatib berdi. Hozir juma namozini o'qiymiz inshaalloh. Juma namozini jamoat eshigida yomg'ir yog'yapti, bugun ishlarimiz yo'q, bemalolmiz. 3 rakat farzni o'qib olamiz shomga o'xshab desa, hamma odamlar o'shani ustidan kuladi. Nima uchun? Nimagaki juma namozi tarixdan bugungacha va qiyomatgacha 2 rakat. Yo'q, shoshilishroq bo'lib turibmiz. 1 rakat o'qib olaylik desa, biz nima deymiz? Namozing namoz emas, sen musulmonlardan emas bo'lding. Minaddini bid-darurat. Dindagi zarurat bo'lib, eng aqli zaif odam ham dinimizda juma 2 rakatligini biladigan narsani sen 1 rakat deb o'tiribsan deb aytamiz. Va ala zalika va mana shu narsalardan boshqasini ibratini oling deydi. Qaysi ishda musulmonlarda birodarlar xursandchilik yoki xafachilik marosimlarimiz ikkita. Yo xursandchilik bo'ladi, to'y palanchi pistonchi, yo xafachilik bo'ladi, kasallik va o'lim. Xursandchilik va xafachilikda asosiysi bid'at qilmaylik.